Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu benim çekmekten en mutlu olduğum bölümlerden biri. Çünkü size bir sosyal sorumluluk projesini ve bir kampanyadan bahsedeceğim. Sevgili dostum, abim Barış Çekergil'in başlatmış olduğu ve sonrasında beraber yürüteceğimiz ve evrilen detaylarını birazdan yolda arabada giderken sizinle paylaşacağım. Dünya paylaştıkça güzel diye bir giriş yapmak istiyorum. Barış abinin başlattığı bir gitar bağışlama kampanyası var ihtiyaç sahibi kardeşlere. Ben de konuyu biraz değiştirdim. Onun katıl butonuna basıp oradan gelen gelirlerle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gitar hediye etme kampanyasını ben şöyle evrettim. Evde altı duran bir klasik gitarım vardı. Birazcık elden geçmesi gerek. Şuradaki akor yapma aleti adını bilmiyorum. O eksik. Telleri çok eski. Bunları değiştireceğim. Güzel bir gitar. Bunu Barış abinin kampanyasına bağışlayıp bir çekilişle ihtiyaç sahibi bir kardeşimize bu gitarı hediye edeceğiz. Detayları az sonra vereceğim. Şimdi bu kampanyaya İsmail Dalgın da videosunu şurada bulabilirsiniz. Bizim komşumuz bir luthier aynı zamanda kendisi. İsmail Dalgın da projeye şöyle destek veriyor. Bu şekilde elimizde olan gitarların tamirini ve elden geçirmelerini ücretsiz olarak yapıp kampanyaya böyle bir destek vermek istedi. Şimdiden İyi seyirler, gönüllerinize sağlık. Tekrardan merhaba sevgili dostlar. Şimdi biraz kampanya hakkında detaylı bilgiler vermek istiyorum. Barış Çekergil, ben kendisini o sayede tanıdım, o YouTube kanalı sayesinde tanıdım. Ve sonrasında kendisiyle bir röportaj yaptık. Bu röportajı yaparken şöyle bir şey söyledi. Tolgacığım dedi, ben böyle bir kampanya başlatmak istiyorum. Katıl butonumun gelirleriyle ne kadar olursa uygun güzel bir gitarı her hafta bir çekiliş yaparak bir ihtiyaç sahibi kardeşime dedi hediye etmek istiyorum dedi. Kendi ismini vermeden, eğer vermek istemiyorsa, kimseyi böyle üzmeden, rencide etmeden. Abi dedim, muhteşem bir fikir dedim, bunu muhakkak videoda bahset. Sonrasında bahsettik ve benim takipçilerimden ismini vermek istemeyen bir takipçimiz bu kampanyaya tam 5 tane gitar bağışladı. Önce 2 tane bağışladı, sonrasında da 3 tane daha bağışladı. Ve bu çığ gibi büyüyecek, gidecek. Sonrasında benim aklıma şu geldi. Evde duran atıl bir klasik gitarım var. Ben daha çok elektro ve akustik gitarımı çalıyorum. Onu da aldım, öyle duruyor. Niçin dursun, orada tozlansın? Bu klasik gitarı gitara başlamak isteyen ama imkanı olmayan bir kardeşime bağışlama konusunda Barış abiyle fikrimi paylaştım. Ve bu gitarı hediye edeceğiz önümüzdeki haftalarda. Fakat biraz elden geçmesi gerekiyor. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi. Gitarın tellerini değiştireceğim. Çizik kısımları var. O kısımları birazcık elden geçireceğiz. Aynı zamanda bir de akor yapma kulağında bir tanesinde eksik var. Onu yenileyeceğiz ve gitarı, elektro klasik gitarımı bu kampanyada bir kardeşime hediye edip onun müziğe başlamasına vesile olmak istiyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Çok mutlu ediyor. Ve bu kampanya sadece gitar değil, gönülden gitar kampanyası olarak başlayan bu kampanya gönülden enstrüman kampanyası olarak değiştiriyoruz ve bir Instagram sayfamız var. Dünya paylaştıkça güzel Instagram sayfasını takip etmenizi rica edeceğim. Duyurularımızı ve çekilişlerimizi ilerleyen dönemde o Instagram hesabı üzerinden yapacağız. Gönülden gitar kampanyası, gönülden enstrüman kampanyası olarak revize oldu. Mesela belki evinizde atıl duran bir keman var. Diyelim ki çocuğunuza bir karne hediyesi olarak aldınız. Ama çocuğunuz ona pek ilgi göstermedi ve orada tozlanıyor gidiyor. Niçin depoda kalsın? Niçin belki bir çocuğa umut olmasın? Belki bir keman virtüözü var ama imkanı olmadığı için o çocuk bu kabiliyetinin farkında bile değil. Vesile olabileceğiniz mutluluğun büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ve bu kampanya çığ gibi büyüyecek. Sonrasında başka sürprizlerimiz de olacak. Sadece enstrüman değil. Onu şimdi duyurmak istemiyorum. Yani Türkiye'de çok daha farklı ihtiyaçları olan insanlar varken abi enstrümana gelene kadar ne ihtiyaçları var diyen insanları duyar gibi oluyoruz. Ve onları da unutmayacağız. Bu kampanya çok büyüyecek. Desteklerinizle ve sizin güzel yürekleriniz sayesinde şimdiden inanılmaz heyecanlı ve mutluyum. Haydi devam edelim şimdi yolumuza. Heh,
gel bakalım, gel bakalım. Karşılama komitesi burada. Abi nasılsın? İyi, Fabian. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı bir iş için geldik. Geliyorum, gitlerimi alıp. Kahve suyu mu? Asla hayır diyemeyeceğim bir teklif. Nereden aldın bunu? İnternetten mi? İnternetten mi? Çekincesine örtüyor böyle burada. Abi çok hoş, çok güzel ya. Oh, kokuya bak. Gamze görmesin bunu. Bana da al, bana da al diye tutuyorum. Ben öğütülmüş kahve alıyorum. Onu bu kadar taze koruyamıyor. Koruyamıyor değil mi? Evet. Abi gitarımız bu. Ufak tefek çizikleri var ama sen onlara dokunmayalım diyorsun. Onlara orijinalliğini bozmayalım. Aynen, o gitarın yaşamışlığı. Orada olan bir şey yani. Bir takım tele ihtiyacı var. Bir takım tel alır. Şu, tamam. Şu burguyu bir, kulakçı, bir şey evet. Değiştireceğiz ya da uyduracağız ona bir şey yani. Tamam. Buradalıktan. Onun dışında bu elektronik çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyorsa. Bir de şey, bir usta gözüyle. Hani bir başlangıç gitarından çok çok iyi bir gitar değil mi? Evet, zaten şimdi başlangıç gitarların hiçbirisinde şu equalizer vesaire evet. Bir şey olmaz. Tamam. Yani bu işte sahne için tasarlanmış, sahnede en azından amfiye takıp çalmak için tasarlanmış bir gitar aslında. Ama yeni başlayacak birisine de her türlü yeter. Gitarımız bu. Bakalım evet. Kime çıkacak? Bir de tabii işin manevi boyutu da var. Bakalım hayırlı uğurlu olsun evet, diyelim ya. Evet, şimdiden hayırlı olsun çalacak olan arkadaşlar. Evet. Onlardan zaten şey isteyeceğiz. Sizden gelenler diye bir serisi var Barış abinin. Arkadaşlarımızın gelişimini, öğrendikleri yeni parçaları vesaire. Onlardan gelenlerin bir videosu olacak. Çok da güzel olacak inşallah. Süper. Aynen. Bu kampanyada katkından yani, dolayı teşekkür ediyorum sana. Bu kampanyaya katıldım. Nasıl, yani o gitarı kampanya için verecek olanlar evinde duracağına işte problemleri yani, vardır, kırıkları evet, çıkıkları vardır. Kırığı çıkığı evet. Varsa hani kullanılmayacak durumdaysa onları kullanacak hale getirip birilerinin içine, işine yaramasını evet. Sağlayabilirim. Çok sağ ol baba, teşekkür ederim. Evet. Güzel gönlüne evet. Sağlık. Rica ederim. Bu arada arkadaşlar İsmail Dalgın'la ben daha önceden bir söyleşi yaptım. O da köye göç etmiş. Hayatının bundan önceki kısmını Kadıköy'de bir gitar ustası, bir lütyer olarak sağlarken şu anda hangi köydeyiz? Karacaağaç'tayız. Karacaağaç köyünde. Karacaağaç köyünde. Evet, atölyesini de buraya taşımış. Ben şöyle bir tekrar bir hatırlatma olarak göstereyim size. Burası onun hem evi hem atölyesi. Kartlara da koyacağım eğer videosunu seyretmediyseniz. Tekrardan seyretmenizi rica edeceğim. Gitar yaptırmak isterseniz kişiye özel gitarlar yapıyor. Çok da iyi bir gitar ustası. Instagram hesabını da paylaşacağım. Açıklamalarda ve şu anda. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize ve kendisine. Şimdi telleri söküldü. İç temizliği yapılacak. Tel konusunda Likya Sanat Merkezi'nin Hakan abi var. O verebileceğini söylemişti. Teller konusunda onun kapısını çalacağım. Sağ olsun o da. Projeye böyle bir desteği olacak. Çorbada benim de tuzum bulunsun dedi. Arkadaşlar bunun takımından olmadığı için İsmail sağ olsun elinde bir takım vardı. 3 tanesi başka, 3 tanesi başka olmasın diye takım olarak değiştirdi kulakları. Tamirat devam ediyor. Evet, daha bitmedi. Thank you.
Şu anda tamam. Tamam. Gitarımızın her şeyisi. Pırıl pırıl oldu. Pırıl pırıl. Eline sağlık. Tamam. Çok sağ ol abi. Tekrardan yüreğine sağlık. Çok heyecanlı ya. Acaba kime çıkacak? Çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Çok sağ ol dostum. Eline yüreğine sağlık. Sen de sağ ol. Arkadaşlar Likya Sanat Merkezi'ne geldik. Bakar mısınız burada nasıl böyle bir güzel bir gitar koymuşlar. Kapı açılıp kapandığı zaman burada böyle bir gitar sesiyle bizi karşılıyor. Şimdi kardeşimin gitarı için gitar telini temin edemedik. İsmail'de yoktu. Çorbada tuzu olan Likya Sanat Merkezi'ne ortacıya çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Bunu ben kendi ellerimle takacağım. Tamam, çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Bakalım hangi arkadaşımıza çıkacak? Hayır. Bir ihtiyaç sahibine Kurra ile önümüzdeki haftalarda o gitarı hediye edeceğiz. Çok mutluyuz biz de. Bol müzikli bir hayatı olsun inşallah. Amin inşallah, çok teşekkür ediyorum. Ortaca Likya Sanat Akademisi'ne de teşekkürlerimi sunuyorum. Pek yakında bu güzel çiftin söyleşisi de bizim kanalımızda olacak. İzlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sevgili dostlar, son aşama olan gitarımızın tellerini şimdi takacağım. Ondan sonra Barış abiye göndereceğim bu gitarı. Şimdi tellerini takmaya başlayabilirim. Dostlar 5 teli taktım timelapse'de. Şimdi son teli takarken aklıma geldi. Dedim ki bari bunu hem sizinle paylaşayım. Klasik gitar teli nasıl takılır bilmiyorsanız bu da bu videonun içinde ufak bir bilgi paylaşımı olsun. Telimizi aldık. Açtık bir güzel. Önce buraya göstereceğim. Burada bir delik var. Bu delikten soktuk, arkadan çıktı. Bunu böyle alttan alıyoruz. Buradan geçirdikten sonra şöyle pozisyonu gördünüz. Bunu tekrar bunun içinden geçiriyoruz. Şuradan. Şuradan geçirdik. Bir tur. Garanti olması açısından bir tur daha geçiriyorum. Ucundan tutup çekiyoruz. Bu kadar basit. Bunları böyle altına doğru itebilirsiniz. Sonra çok uzun olursa istiyorsanız yan keskiyle de kesebilirsiniz. Bu kısmı böyle. Burada da bunu şurada gördüğümüz delikten sokuyoruz. Bir tur çeviriyoruz. İyice geriyoruz. Gerdikten sonra şu delikten şu ucu bir daha sokuyoruz. Alttan çekiyoruz iyice. Ondan sonra ucunu bırakmadan gitarımızı kulakçığından tutup sıkma yönünde çeviriyoruz. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Bu gitar yakın bir zamanda Barış Çekergil'in kanalında yapılacak çekilişle sahibini bulacak, ihtiyaç sahibi bir kardeşime gidecek. Yapmanız gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Bu kampanyaya destek olmak istiyorsanız Barış Hocam'ın kanalında katıl butonu var. Katıl butonuna bütçenize göre 5 lira, 10 lira neyse yardımı yaptığınız zaman orada toplanan paralarla 500 liraya ulaşıldığı zaman bir ihtiyaç sahibi kardeşimize bir gitar çekilişi yapılıyor. Her cumartesi günü canlı yayınla ve gitar sahibini buluyor. Instagram sayfamızın ismi Dünya Paylaştıkça Güzel. Evinizde bulunan altıl duran bir enstrüman varsa onu bizlere ulaştırarak çekilişle ihtiyaç sahibi genç kardeşlerimize ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için gönülden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler. Görüşmek üzere. Dünya paylaştıkça güzel. Dünya paylaştıkça güzel. Dünya paylaştıkça güzel.